yakıt doldurun, ben ödemesini yapayım dedim. Markete girdim ödeme yapmak için. Çıktığımda, yani gittiğimde markette 8 litreden sonra durdu yakıt ikmali. Dedim neden durdurdunuz dışarı çıkıp? Tabii ödemesini yaptım orada, dışarı çıktım dedim. Ne oldu, neden durdurdunuz dedim. Şey dediler işte, ya bu arkadaş bir dalgınlığa geldi. Mazot yerine benzin atmış aracınıza. Şimdi ilk defa başıma geliyor. Hani ne olur, ne biter, nasıl bir şey olur ben bilmem. Yani bilmiyordum zaten. Ne yapmamız lazım peki dedim. Aracınız burada kalacak. Size çekici gelecek. Çekici aracı götürecek. Bizim anlaşmalı servis istasyonumuz var. İşte orada bu aracın işte temizliği falan yapılacak. Yengeç yarın ben size diyor, teslim edeceğim dedi. İyi dedim, hani yani sorumluluk sizde, sonuçta ben size emanet ediyorum artık arabamı. Akşam ertesi gün ben aracımı teslim almak için gittim petrol ofisine. Aracım hazır olduğunu, temizlendiğini bana söylediler. 6 kilometre sonra aracım stop etti, yolda kaldı. Aradım, dedim istasyon müdürünü, dedim hani böyle böyle oldu. Yani yapılan işlemle alakalı olabilir mi? Bununla alakalı bir kontrol sağlar mısınız? Yani bizimle ne alakası olabilir ki? Senin akün bitmiştir falan gibi alakasız şeyler söylemeye başladı. Araç stop etti diye benim aküm bitmiş olmuş, öyle düşündü. Beni kandırmaya çalışıyorlar, başından savmaya çalışıyorlar. Tabii ki inanmadım, neyine inanacağım? Ben dedim bunu yetkili servise çektireceğim, baktıracağım. Arabayı diagnosa sokturup orada ne oldu çıkacak ortaya. Bana işte o istasyon ne ben para versin diye bekliyorum, ne başka bir şey bekliyorum. Ben zaten hakkımı mahkemede arayacağım. Bana para verse de ben bu saatten sonra yine gideceğim mahkemeye. Yapacak bir şey yok. Ya bu işi mahkeme çözecek benim nazarımda. Sadece insanlar bilinçlensin niyetiyle biz bu çekimin yapılmasını istedik. Onu da özellikle hani belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten benim gibi olan birçok insan vardır. Böyle bir durumda başına geldiği zaman ne yapacağını bilmeyen, nasıl davranması gerektiğini bilmeyen birçok insan vardır. İnşallah bu video onlara şey olur, böyle bir rehber gibi olur. Öyle bir akıllarında kalınır. Akıllarda kalıcı olur. Yani dediğim gibi kapatacaksın kontağı, anahtarı koyacaksın cebine, arayacaksın polisi. Gelsin tutanağını tutsun. Ondan sonra istasyon müdürüne, kimse artık yetkili, arkadaş bildir sigortana. Sigortan kapsamında benim onarımın yapılsın. Eğer sigorta kapsamında benim onarım yapılmayacaksa ben bu işe razı değilim gibi burada üstüne basa basa söylemek gerekiyormuş. Biz bunu çok pahalı öğrendik, çok pahalı anladık. Ya da motor hasarlı olarak, komple motor hasarlı olarak satıldığı için kimse ona bakmıyor. Arabanın bir kasko bedeli var. Kasko bedelinin altında satmak zorunda kaldık. Oradan yaklaşık bir 200-300 bin gibi bir zararım var. Diğer türlü iş yapamadım. 2 ay boyunca, Ağustos'un 1'inden beri biz bu işle uğraşıyoruz. Yaklaşık bugün itibariyle 66 gün olmuş. Bu 66 günde İnanın belki 20 gün ya çalıştım ya çalışamadım. Çünkü elim işe gidemiyor artık. O kadar sinirlerim bozuldu, o kadar moralim bozuk. Yani plakayı yanlış yazması